geliyoruz aynı. Raporlar geliyoruz. Rapor başkanı esnaflara dolaşıyoruz. Evet. Soru sıkıntılarınızı dile getirmek adına soru sıkıntılarınızı alıyoruz. Nasıl bir soru sıkıntı bitmiyor ki? İşte onu dile getirmek için geliyoruz. Zaten dükkanı kapatıyoruz. Genel yönetleri iç vesaire. Hani hiçbir şekilde kurtarmıyoruz. Kurtarmıyor. Geçen bir iki senemiz çok iyiydi açtığımız zaman. Son 6 aydır tut cebimizle iniyoruz. Son 6 aydır. Son 6 aydır en son cepte de kalmayınca mecbur kapatıyoruz. Ürünü 5 lira alıyoruz, 10 liraya satıyoruz, bir dahaki ay aynı fiyata geri alıyoruz. Hiçbir kar kalmıyor bize. Esnaflara dolaşıyoruz. Başımızın soru sıkıntılarını dinleyip dile getirmeye çalışıyoruz. İşte biz de bu için geldik. Elimizden geleni yapmak için, sizin yazıda olmak için, sorunları sıkıntılarınızı özellikle dile getirmek için. Hani bu anlamda bizden ne istiyorsunuz? Bizden talebini dile getirmemizi istediğiniz özellikle. Vallahi biz elektrikten şikayetçiyiz. Evet. Biz esnaflarız, biz şu anda mağduruz. Elektrikten sıkıntılıyız. Kiralardan sıkıntılıyız. Yani çok çekmişiz başkanım. Yani ay sonu getirene kadar perişan oluyoruz. Geçimizi zor yapıyoruz başkanım. Bir fatura da bende gösterdim. 1.700.000 fatura gelmiş elektrik. 1.700.000. Evet. Kira da 2.000.000 geliyor. Ben ne geçeceğim? Nasıl evime bakacağım? Siz sabahtan akşama kadar gelip burada çalışıyorsunuz ama kazancınızın belki 2/3'ünü TEDAŞ'a veriyorsunuz. TEDAŞ'a veriyoruz. Ben artık mutfak masrafını, ev masrafını hesaplamıyoruz. Evet, ondan geçtik artık. Evet başkanım işte Allah yardımcınız, biz de perişan olduk. Allah yardımcınız olsun, biz de dile getireceğiz. Hüdapar'dan geliyoruz. Hüdapar İl Başkanı. Esnaflara dolaşıyoruz. Esnafların sorun ve sıkıntılarını dile getirmek için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda soğuk, dışarıda hani kar havası var. Yakamıyoruz yani. Dem olarak gerçek bu. Evet. Normalde bana 200-300 gelen, özür dilerim bana tekrardan. 200-300 gelen fatura bu ay 1.000.000.000 gelmiş. Yani şimdi şu şeyde bu ortamda 1.000.000.000 kazanacağım da ekstradan ona vereceğim, ekstradan sigortayı batıracağım, ekstradan para kazanacağım ve evime bakacağım. Yani çoluk bu çok çok sıkıntılı bir durum. Nasıl gidiyor işiniz, nasıldır? Vallahi işler kesat. İşler bildiğiniz gibi esnaf. Bunu bildiğimiz için hani hem esnafımızın yanında olduğumuzu deklare etmek için hem de sorun ve sıkıntılarınızı özellikle dile getirmek istediğiniz hususları alıp bunu medyada ve farklı kurumlara bildirmek adına. Vallahi bu sıkıntımız şeylerdir. Hem elektriktendir, hem kiradandır. Bu ufacık böyle 1 lira geliyorsa zaten diğer esnaflar düşünebilir. Başkanım dükkan kirasıyla elektrik şu anda kafa kafaya değil geçmiş yani. Gerçekten öyle şu an geçen yıla nazaran neredeyse 2-3 kat arttı. TEDAŞ ortak olmuş herkese. Bismillahirrahmanirrahim. Hüdapar Siirt İl Başkanlığı olarak rutin esnaf ziyaretlerimiz oluyor. Bu haftada İhsan Tan Bulvarı'ndaki esnaflarımızı dolaştık. Malumunuz zaten ülke olarak, toplumsal olarak sıkıntılı bir süreç atlatıyoruz. Özellikle bu sıkıntılı süreçte esnafımızın yanında olduğumuzu onlara göstermek istedik. Onların yanındayız, onların arasındayız. Biz dolaşırken şunu fark ettik maalesef. Artık halk canından bezmiş. Sorunlarını bile dile getirmekten usanmış. Yani getiremiyor. O kadar dile getirdiğini ve çözümsüz kaldığını söylüyor ki dile getirmeye hal kalmamış maalesef. Zaten dükkanlara, esnaflara gittiğimizde ışıklarının kapalı olduğunu, sobalarının açık olmadığını gördük. Siz de buna şahit oldunuz. Zamlardan yakınıyorlar. Ortak söylem, ortak şikayeti budur. Vergilerin fazla olmasından yakınıyorlar. Bununla birlikte halkın alım gücü epey düşmüş. Yani eskiden bir eve giren miktarın 1/3, belki 1/3'ünden daha az bir harcamayla sen mutfak masrafı yapabiliyorken bugün mutfak masrafı 1/3'e, 2/3'e kadar tekabül edebiliyor. Böyle olunca halk da kendinden kısıyor. İster istemez diğer harcamalardan eksiltebiliyor, azaltabiliyor. Esnaflarımızın dile getirdiği bir diğer husus da yetkililerin kendi aralarında olmaması, dertlerine ortak olmaması, böyle bir anlayışın, böyle bir gayretin gözükmemesi esnafımıza dokunmuş, üzülmüşler. Çünkü o kurumlar ve dışındakiler bu halkın hizmeti için vardılar. Onların işlevi budur. Yetkililere sesleniyoruz. Yani bir an önce buna bir çözüm bulunması lazım. Bu iş epey can yakacak. Yani bu memleket, bu devlet hepimizindir. Ama bizim buna çözüm üretmemiz lazım. Tabii bu da çözümün merciği halktır. Yani halk sesini çıkartabilirse aslında, dile getirebilirse sorunlarını, biz hepimiz göreceğiz ki kolay bir şekilde bu sorunlar çözülür. Esnaf sabah erken saatte gelip iş yerini açıyor, akşama kadar
bir emek ortaya koyuyor. Ama maalesef o akşam saatinde kazandığının büyük bir kısmını TEDAŞ'a ya da benzeri kurumlara vermek zorunda kalıyor. Yani bugün birçok kurum vergileriyle sanki esnafın bir ortağıymış gibi, esnafın patronuymuş gibi onlardan ciddi bir miktar alıyor. Bu da onların zoruna gidiyor. Yani çocuğundan, ailesinden esirgediğini bir kuruma vermek zorunda kalıyor. Dile getirmemizi istediğiniz ne varsa bize söyleyin. Zaten getiriyoruz, yine getireceğiz. Yani dile getireceğimiz çok şey var aslında baktığı zaman. Evet. Ama işte dile getirsek nedir, dile getirmesek nedir? Bu ülkede, aynen, bu kurum ve bütün müdürlükler de hepsi bizimdir. Bu halkın, evet, malıdır. Yani evet. Orada görev yapanlar da hepsi emaneten yapıyor. Aslında bu halka hizmet için orada vardırlar. Evet. Biz ısrar edeceğiz. Ama maalesef düzelecek. Yani başka hizmet yok yani. Yok. Ha. Ama uğraşacağız. Olması için uğraşacağız. Hayır, ben bunu nasıl anlatayım? Nasıl anlatayım ya abi? Vallahi görüyorsun. Evet. İnan ki Allah'ta ne kiramızı yürüyebiliriz. O ne işimiz oluyor. Ama ya Rabbi, ama Allah'a dua ediyoruz. Başka bir şey diyemeyiz. İşte böyle aşamıyoruz ki elektrikten dolayı. Değil mi? Çok yüksek geliyor. Vay vay vay.